Mutlu Sabahlar Fokus'la karşınızdayız ve tabii artık böyle haftamda dördüncü iş ve işlem gününe geldik. Bu haftaya damgasını vuran gelişmeler arasında bizim yurt içinde takip ettiğimiz enflasyon verileri vardı. Yurt dışındaysa yükselen tahvil faizleri biraz damga vurdu ama orada bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden ADP özel sektör verisi geldi. Burada zayıf geldi veri ve yarın da tabii ki gözlerimiz ABD tarafında tarım içi istihdam verisinde olacak ve dünkü borsada kapanış itibariyle %2'nin üzerinde bir satış gerçekleşti ve biraz analistler, uzmanlar buradaki satışı yurt dışında yaşanan o işte tahvil faizlerindeki yükselişe bağladı. Ve şu anda 8500 seviyesi tabii ki çok yakından takip ediliyor. Yeni gün %0,64 yukarı yönlü bir hareketle başladı. Tepkiler biraz böyle cılız olsa da aslında şu an itibariyle daha genele yayılan bir yükseliş bugün bizi karşılıyor gibi duruyor. Şu anda da %1'i aşan primler dikkatleri çekerken alt endekslere baktığımız zaman bankacılık tarafında %2'ye yaklaşan bir yükseliş dikkatleri çekiyor. Yine sanayi tarafta, mali tarafta orada da yine %1'i aşıyor yükselişler şu an itibariyle. Tabii burada 8500 direnci üzerinde kalıcı olabilecek mi bu BIST endeksi? Bugünün en önemli hareketi bu direnci geçebilecek mi ve üzerinde kalıcı olabilecek mi? Bunu takip ediyoruz. Yine hizmetler tarafında, turizm ve ulaştırma tarafında da yükselişler hakim. Turizm bir miktar diğer endekslere kıyasladığımız zaman geriden geliyor. Bunu hatırlatalım. Ve şöyle bir paritelere baktığımız zaman dolar TL tarafında 27,56 seviyesinde görüyoruz. Herhangi bir değişim yok gibi şu saatlerde euro TL tarafında ise 29'un üzerindeki hareketleri görmeye devam ederken 29.05 şimdilik karşımıza çıkıyor. Dolar endeksi küresel piyasalarda gücünü koruyor. Şu anda 10.008'lik aşağı yönlü bir hareket olsa da yine de 106-107 seviyelerini görmeye devam ediyoruz o tarafta. Euro dolar paritesinde dolar endeksindeki hafif geri çekilmeyle beraber bir miktar kendini 1.05'in üzerine attı. Ama tabii ki yarın açıklanacak olan tarım içi istihdam verisi ABD tarafından önemli olacak. Bunu hatırlatalım ve sterlin dolara da bakalım 1.20-1.31 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Avrupa borsalarına baktığımız zaman bugün haftanın dördüncü iş ve işlem gününde biraz daha yukarı yönlü hareketler bizi karşılıyor. Ama burada daha sınırlı yükselişler olduğunu dikkat çekebiliriz ve ABD tarafına bakalım. Vadeli işlemler dediğimiz zaman şu anda vadeli piyasalar olumsuz bir açılışa işaret ediyor. Tabii ABD özelinde biz bir taraftan tahvil piyasasını çok yakından takip ediyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,73 seviyesinde şu anda. 2 yıllık tarafta ise %5,04'ü görüyoruz. Düne kıyasladığımız zaman aslında birkaç gün önceye kıyasladığımız zaman orada biraz daha sakinleşen bir ortam var ama Barclays'in bir tahmini var. Şöyle bir görüşe sahip: küresel piyasalarda hisse senetlerinde kalıcı bir satış dalgası yaşanmadan tahviller toparlanmayacak. Yani sabit getirili yatırım araçları cazip kılınmadan burada değer kaybı sürecek beklentisi paylaşılıyor. Bakalım ne olacak. Ve altına baktığımız zaman spot altın 1822 dolarda, bir miktar dolar endeksindeki hafif geri çekilme, tahvil piyasasındaki sakinleşme spot altında yukarı yönlü itti. Ama tabii biz burada biraz daha kalıcı bir yükseliş görmek için Fed'in ne yapabileceğine dair gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Gram altın 1614 liradan elde ediyor. Gümüş tarafında hala 21 dolarları görüyoruz. Ve petroldeki hareketler de çok dikkat çekici olmaya devam ediyor dün itibariyle. Bir anda her iki tip petrolde de %5'in üzerinde düşüşler dikkatleri çekti. Özellikle ABD ham petrolünde bu Eylül 2022'den bu yana en sert günlük düşüşü beraberinde getirdi. Peki neden kaynaklanıyor dersek, hatta OPEC'in arz kesintilerine devam edeceğine dair beklentiler paylaşıldıktan sonra burada arzın bir miktar daha önümüzdeki dönemde artabileceği, talebin azalabileceğine dair beklentiler petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Bu da tabii bize içeriye dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 2 lira 10 kuruşluk bir indirim olarak yansıdı. Hatta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim beklentisi de var. Bunu da aktaralım, bakalım ne olacak. Bunları yakından izliyoruz. Ve kripto paralara baktığımız zaman Bitcoin tarafında 27 bin doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Uzmanlara göre Bitcoin ve Ethereum ve altın arasındaki korelasyon bir miktar azaldığı için son düşüşlerden altın, spot altın kadar etkilenmedi kripto paralar. Bu olumlu bir gelişme olarak piyasalara yansıyor. Ethereum tarafında da 1635 dolar seviyelerini görüyoruz. Şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi alacağız. Albatros Portföy'e gideceğiz. Albatros Portföy fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi belki de bugünü yorumlayabilmek için borsa tarafında biraz düne de bakmakta fayda var.
genelde hani küresel çapta yaşanan gelişmeler bizi çok etkilemediği için bu tahvilde yaşanan panik havası dün bizi ne kadar etkiledi? Bu bize özgü bir satış mıydı? Ve hafta kapanmadan yine benzer bir satışla karşılaşabilir miyiz? Ne dersin? Hangi gelişmeleri, hangi seviyeleri takip ediyorsunuz? Evet, şimdiye kadar yurt dışından pozitif ayrıştık. Özellikle dün de belirtmiştim, ekonomi yönetimi değiştikten sonra faiz artırımı yönünde, yani normalleşme patikasına geçtikten sonra biz pozitif bir ayrışma içerisine girmiştik. Bunu CDS'lerimizden de net bir şekilde görüyorduk. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla bizim CDS'lerimizi karşılaştırdığımız zaman aramızda pozitif bir ayrışma vardı Türkiye lehine. Ama bu tahvil faizleri, Amerika'daki tahvil faizleri artık biraz rahatsız edici boyutlara gelmeye başladı. Özellikle 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda yaşanan yükseliş. Dün dediğin gibi, senin de bahsettiğin gibi hızlı bir yükseliş vardı. Daha sonra gün içerisinde Amerika'da gelen verilerle birlikte bir miktar geri çekilme olduğunu gördük. Petrol fiyatlarında keza %5 civarında bir geri çekilme yarattı. Bu da bir miktar rahatlık sağladı. Akabinde dünkü yurt dışı piyasalardaki pozitif kapanış bize içeride bugün de bir nefes aldırdı diyebiliriz. Ama tabii ki bu tahvil faizlerindeki yükseliş trendi aslında halen daha tersine dönmedi. Sadece gün içi bir geri çekilme olarak gözüküyor şimdilik baktığımızda. Cuma günü yine senin de bahsettiğin gibi tarım dışı istihdam rakamları var. Bu da son derece önemli olacak. Orada bir geri çekilme görecek miyiz? ADP özel sektör rakamlarında bir miktar geri çekilme gördük. Direkt birebir korelasyon içerisinde hareket etmeseler de tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin bir miktar bu açıdan sinyal vermiş gibi gözüküyor. Ama tam tersi, orada bir yükseliş görürsek yeniden tahvil faizlerinde yükseliş ve küresel risk eşitliğinde bir geri çekilme görmemiz yine olası. Türkiye borsalarında dün bu hareketlerle buna bağlı hareketlilik izlendi. Dün gün içerisinde bizim CDS'lerimiz 423 seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra 408 civarında bir kapanış gerçekleştirdik. Şöyle bakmak lazım. Yine dediğim gibi, ekonomi yönetimi değiştikten sonra, ilk faiz artımları başladıktan sonra 5 yıllık CDS'ler 370 puan seviyesine kadar gerilemişti. Yani o seviyeden 423'ün üzerine bir anda yaşanan bir hareketlilik var. Bu da ister istemez içeriği negatif etkiliyor. Bu yüzden biraz daha bu tahvil faizlerindeki hareketliliğe artık hassas olduğumuzu düşünüyorum. Pozitif bir yola girmiştik. Ekonomi yönetiminin çabası son derece değerli, ama buradaki bize bu çabanın yaratacağı pozitif etki biraz geciktirebilir yurt dışındaki bu tahvil faizlerindeki sıçrama. O yüzden önemli, takip etmeye değer bir gelişme olarak izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Inveo Portföy Fon Yönetimi Müdürü Eral Karayazıcı bizimle birlikte olacak. Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biraz piyasalara bakacağız. Hem yurt içi hem yurt dışı diyeceğiz. Inveo Portföy Fon Yönetimi Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraber. Eral Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar Reyhan Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, önce bir aslında hani böyle harmanlayıp konuşmamız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Dün borsadaki o negatif tepkiyi gördükten sonra yükselen tahvil faizlerine bağladı pek çok uzman analiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bir miktar sakinleşme var ki hani borsada bugün pozitif bir seyir içerisinde 8500 seviyesini takip ettiğimiz bir gündeyiz. O direnci geçebilecek mi? Orada kalıcı olabilecek mi? Bunları soruyoruz ama acaba hani yurt dışında hareketlerine biz biraz daha açık hale mi geldik? Ne dersiniz? Aslında şöyle, Borsa İstanbul 5 yıl kadar dünya ile paralel hareket etti. Bu 2018'den 2022'nin ortasına kadar sürdü. Sonra meşhur geçen yılın ikinci yarısında güçlü rally, %100 artışı kaydetti. Ve hal böyle olunca da yılın başına geldiğimizde bir önceki yıla, önceki 5 yılın ortalamasına göre daha yüksek fiyatlarla işlem gören bir Borsa İstanbul'la karşılaştık. Haziran'a kadar olan kesitte bir geri çekilme oldu. Dünya borsaları yukarı giderken biz değer kaybetmişti ve bu fark yumuşamıştı. İkinci çeyreğin, üçüncü çeyrekte
BIST yine çok güçlü bir artış kaydetti ve aslında sene başındaki duruma geri döndü. Şöyle örnekleyebilirim. Almanya ETF ile Türkiye ETF'ini kıyasladığımızda 5 yıl boyunca bu rasyo 0,8 etrafında gezerken bu yılın başında 1,5'tu ve bu hafta yeniden 1,55'e çıktı. Şimdi aynı yere geri çıkınca da dışarıdaki o negatif hava yabancı yatırımcıların bir kısmının tahmin ediyorum Türkiye'de kar realizasyonuna gitmeyi tercih etmesine sebep oldu. Fakat yurt içinde borsa popülaritesini koruyor ve günlük bazda değişimlere de baktım ben. Son birkaç günde hisse senedi fonlarına bir gün gecikmeli alabiliyoruz o verileri. Yatırımcıların yine girişleri var ve bu da aslında bir el değiştirmeyi beraberinde getiriyor. Bir süre 300 doların etrafında yatay seyretmeye devam eden bir Borsa İstanbul bence çok büyük bir sürpriz yaratmayacak. Yani siz bir süre yatay seyredebilir diyorsunuz ama yine de hani yurt dışı ile olan korelasyon arttı. Oradaki gelişmeler bizim için önemli olacak ama yine de yukarı yönlü bir hareketin geleceğine dair beklentilerinizi paylaşıyorsunuz. Biraz seviye var mı takip ettiğiniz, yani 8500 hani şu tarihsel olarak yükselişe baktığımız zaman aşılması güç olan eşiklerden bir tanesiydi. Psikolojik olarak önemli bir seviye. Dolayısıyla hani oranın üzerindeki kalıcılıklar mı yeni yükselişleri beraberinde getirebilir? Ne dersiniz? Ben doğrusu yukarıda böyle duvar niteliğinde şu seviyeyi aşmakta zorlanabilir, bunu geçerse hızlanabilir denebilecek bir yer görmüyorum. Dışarıdaki trend çok etkili olacak. Çünkü dışarıda hava pozitife döndükçe bu bir kere yabancıların satış yapmasını engellemeye yetecek var olan bilgi setiyle. Hatta bir noktada yeniden onları alıcı tarafta da görebileceğiz. Kısa vadede bu 7 günlük üstsel ortalama, buna önem veren çok fazla yatırımcı olduğunu biliyorum ben. Yurt içinde de bazı yabancı yatırımcılarla kısa vadeli işlem yapanlar bununla ilgileniyorlar. Dün gördüğü en düşük seviye zaten 8329 oldu. 8328'deydi bu destek seviyesi. Yani yukarıda zorlayıcı bir dirençten ziyade bence birçok yorumda da bunu duyuyoruz işte. Şunun üstünde kaldığı sürece BIST problem yok, altına gelirse sıkıntı olur diye. Bu pencereden bakan çokça yatırımcı olduğu için şimdi 8350'de o 7 günlük ortalama. Bunun altına bir kayış olduğunda stop loss ordinoları bir anda ilave %3-4 kadar daha bir savrulmayı beraberinde getirebilir. Riski daha ziyade burada tanımlamak daha doğru. Eylül'de gördük bunu. O TCMB toplantısından hemen önce BIST 7700 puana kadar kabaca gerilemişti ve o satışların hızlanışında bence 7 günlük ortalamanın aşağıya geçilmesi ve bunun bazı yatırımcıları satışa teşvik etmesi belirleyici oldu. Evet, şu anda yani sizin özelinizde mesela size gelen sorular arasında en çok hangi sorular yer alıyor? Çünkü bir dönem hani yükseliş bir şekilde devam ederken riskler daha azken hikaye en azından sadece belki bizimle sınırlıyken orada bu yani trene binmek için geç kaldık mı sorusu çokça sanıyorum ki soruluyordu uzmanlara, analistlere. Ama şu anda size gelen sorular nedir? Yani yine benzer bir hava var mı yoksa insanlar en çok neyi merak ediyor? Lokal olarak benim en çok karşılaştığım soru şu. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede yerel seçim geride kaldıktan sonra vites yükseltmesi hemen herkesin beklentisi. Ki Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarla da gayet diplomatik bir dilde bunun aktarıldığını görüyoruz. Şimdi bunun olası bir negatif etkisiyle biz ne zaman karşılaşabilir diye çok soruluyor. Bir de ben böyle takvim analizlerine büyük önem veriyorum. Şimdi yerel seçimler Mart'ın sonunda ve bence bu dikkate alınması gereken bir faktör. Etkisinin bu önümüzdeki haftaların konusu olacağını düşünmüyorum. Fakat yerel seçimin bitişi geride kalışına kadar da piyasa beklemeyebilir. Genelde önceden etkili olur faktör değişiklikleri, bas senaryolar. Bu anlamda ben Şubat-Mart döneminin BIST'te dezavantajlı bir parkur olma ihtimalini yüksek buluyorum. Ocak ortasından itibaren bir iklim değişikliğiyle karşılaşabiliriz. Önümüzdeki kabaca 3,5 ay takvimsel bir problem gözükmüyor. 350 doları da test edebilir BIST. Bu çok şaşırtıcı olmaz. %15'lik bir alan. Fakat bunun kalıcı bir yükseliş olması, o yerel seçim sonrasında daha sıkı para politikası,
daha yavaşlayacak bir Türkiye ekonomisi varsayımlarıyla bence önümüzdeki 3 ayın yukarı yönde kat edilebilecek alanının kalıcı olması güç. Biz Ağustos 2024'te yeni bir alım fırsatıyla karşılaşabiliriz biz de. O yüzden hani fırsat kaçtı mı? Ya çok çekici bulmuyorum doğrusu ben Borsa İstanbul'u. Ama bir süre daha yukarı yönde hareketi sürdürme ihtimalini bir süre dinlendikten sonra daha yüksek buluyorum. Peki yani şu an itibariyle hani çok çekici bulmuyorsanız başka alternatif yatırım araçları olarak hangi araçlar karşımıza çıkabiliyor olabilir? Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ettim şu an. Şimdi ben doğrusu değerli metallere bir süredir olumlu bakıyorum. Fakat geride bıraktığımız birkaç haftada orada çok ciddi bir satışla karşılaştık ve fiyatlar aşağı geldi. Kabaca aslında 16 aydır varlık piyasalarında biz yatay bir seyir görüyoruz. O 2022'nin ilk yarısında sert düşüş, işte Ukrayna savaşı, arkadan enflasyon, son 16 aydır yatay. Şimdi o yatayın taban bölgesine bir kez daha gerilediler ve yukarı yönde alanlarının genişlediğini düşünüyorum. Bu 30 yıllık tahvil üzerinden gidersek %5'e dün ulaştı, dokundu, hafif geri çekildi. Bunun kalıcı olması güç. Ve %3,5 civarında önümüzdeki 12 aylık vadede ben Amerikan tahvil faizlerinin gerilemesini beklediğim için bunun iz düşümünün değerli metallerle de güçlü pozitif olacağı görüşündeyim. Gümüşü bir adım önde görüyorum ve bu metal grubunda, altın da elbette bunun içinde, paladyum, platin de içinde %40'ları bulan bir alan var. Daha yerel bir alternatiften bahsetmek gerekirse, bence Türk Eurobondları da risk alınabilir bir noktaya geldi. Çünkü evet, CDS hafif yukarı gitti. Bu da global risk iştahının azalmasıyla bağlantılı. Eğer öngörüm doğruysa önümüzdeki bir yıl dünyada tahvil faizleri aşağıya gelecekse, bu Türk Eurobondlarının da özellikle 20 yıl üzeri vadesi olanlar fiyatının artış kaydedeceği anlamına gelir. Ki kabaca %10-12 kadar Türk Eurobondlarında da biz uzun vadelilerde fiyat düşüşü gördük. Bunun da ben anlamlı bir alternatif haline geldiğini düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Inve Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraberdi, piyasalara dair beklentilerini paylaştı. Şimdi ise birazcık dün açıklanan dış ticaret verileri sonrasında ihracat, ithalat diyeceğiz. Dünyada ihracat dinamiklerini konuşacağız. Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder bizimle beraber. Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş Günaydın. bulduk Reyhan Hanım, günaydın. Evet, şimdi dün açıklanan şöyle bir verilere baktığımız zaman ithalatta %14,1'lik bir geri çekilme var. Ama ara malı ithalatındaki düşüşten biraz kaynaklanıyor gibi duruyor. Yani tüketim mallarındaki ithalatta %37'lik artış dikkat çekiyor. Şöyle bir alt detaylara baktığımız zaman yani iç talepte Eylül'de herhangi bir dengelenme olmamış gibi duruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz şu anda açıklanan bu son veriyi? Son veride ihracattan başlayayım. Sonra ithalata sizin dediğiniz gibi en son oraya geleyim. Eylül'e ihracatımız %3'lük bir artışla 22,7 milyar dolara geldi. İlk 9 aylık ihracatımızda da %3'lük bir azalmayı gördük. 12 aylık ihracata baktığımız zaman da yaklaşık %4'lük bir artışı görmüş olduk. Tabii 2023 yılı gerek küresel ekonomide, gerek ekonomik büyümede ve gerek küresel mal ticaretinde biraz daha zayıf geçen bir yıldı. Gerek bizim ülkemiz Türkiye, gerekse diğer ülkelerde ihracat rakamlarına baktığınız zaman bir önceki yılın ya biraz altında ya biraz üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. 2021 yılı özellikle dünyada 2020-2021 büyümenin çok homojen olmadığı zamanlardı. Yani bir baz etkisinin de burada söz konusu olduğunu sayfanın sağ tarafına yazmak lazım. Yani 2020'de pandeminin akut döneminde dünya ekonomisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük daralmayı gördü. %3,1 küçüldü. 2021'de tam bir yıl sonra dünya ekonomisi yine 1950'den sonraki en büyük büyümeyi gördü. %6,1. Türkiye ihracatı yaklaşık %35 büyüdü 2021 yılında. Buna baktığınız zaman yani bunu da baz etkisinde muhakkak bir tarafa koymak lazım. Ben ne gördüm? Özellikle ihracat rakamları onu söyleyeyim. Birincisi son üçüncü çeyrekte 3 ayda hani sembolik de olsa büyümek güzel. Yine yıllık ihracatınıza baktığınız zaman 250 milyar doların üzerinde Türkiye ihracatının artık her ay 20 milyar doları eşiğini aşması da olumlu bir gelişme.
Diğer pozitif gelişme de orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin aldığı payın yaklaşık %40'lara çıkması. Bu geçen aylarda da gördüğümüz, bunu sürdürülebilir hale gelmesi iyi. Fakat burada euro dolar paritesinin de etkisinin olduğunu söylemek lazım. Eylül ayında yaklaşık 700 milyon dolar bir etki yapmış. Nisan'dan bu yana bu etkiyi görüyorduk. Son 6 ayda da yaklaşık 3 milyar dolarlık etkisini görüyoruz paritenin. Tabii bölgelere baktığımız zaman sanılanın aksine Avrupa Birliği bölgesi, Avrupa kıtası, hem Avrupa Birliği hem de diğer Avrupa ülkelerinde genel olarak baktığınız zaman büyümüşüz. Ama Amerika'ya bakıyorsunuz, kuzeyinde, ortasında ve güneyinde küçüldüğümüzü görüyoruz. Yine Afrika'da, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'da küçüldüğümüzü görüyoruz. Bu benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesiydi. Bütün o resesyon, ekonomik durgunluğa rağmen ana pazarımız Avrupa'da ve kıta Avrupa'sında büyümek sevindirici. Yine siyasi ilişkilerimizin geliştiği ülkelerde ihracata katalizör görevi yaptığını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatımız %40, Suudi Arabistan'da ilk 9 ayda %284, yine Mısır'la son aylarda gelişen şeyler, 10 aylık baktım, %20'nin üzerinde bir büyümeyi görüyoruz. Yine savaşın olduğu bölgelerde gerek Rusya'da gerek Ukrayna'da gerek yaptırımın uygulandığı direkt diğer Belarus ülkesinde de ticari ihracatımızın arttığını görüyoruz. Bunlar sevindirici. Son olarak hem dikkati çekmek isteyeyim hem de bir veri daha paylaşayım. Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Asya'da ihracatımız artıyor. İşte Kazakistan'a bakıyorsunuz %46, Kırgızistan'da %30. Daha önce bu bölge Sovyetler Birliği zamanından sonra Rusya'nın biraz da hegemonyasındaydı. Sonra Şangay İşbirliği Örgütü ile beraber Çin burada ağırlığını Rusya ile beraber arttırdı. Ama pandemiden bu zamana özellikle Avrupa'nın bu bölgeye ilgisini görüyoruz. Geçen ay Almanya 5 ülkeyle, Kazakistan, işte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la stratejik ortaklık beyanı imzaladı. Türkiye'nin de son yıllarda gelişen ilişkileri var. Bu bölgeyi de ihmal etmememiz gerekiyor gibi geliyor bana. İthalat rakamı da çok önemli bir vurguya yaptınız. Hani ithalat rakamı düşüyor ama en önemlisi orada nasıl düştüğü. Evet. Dediğiniz gibi hem tüketim mallarındaki yüksek bir artışı görüyoruz. Hem de ara malı mamulü aslında bizim azalması çok işimize gelmez. O neyi işaret edebilir? Üretimi tabii birçok yani PMI endeksleri de son 3 aydır eşik değer 50'nin altında. Bunu gösterebilir ama diğer taraftan da kapasite kullanım oranı artıyor. Belki firmalarımız stok optimizasyonu yapıyorlar, bilemiyorum. Ama sadece veride güzel bir yere temas ettiğini için söylüyorum. Bir tikerle değil, birçok tikerle yaklaşmak lazım. İthalatta da en azından 120 milyar doların altına geldik sonuçta dış ticaret açığında. Yıllık baktığınız zaman 120 milyar doların altına gelmiş olduk. Ama tabii orada sizin dediğiniz gibi veriler de önemli. Şimdi bir taraftan hani bu bizim daha önceden ihracat partnerimiz, ortağımız olmayan ülkelerle, işte Türkiye Cumhuriyetlerle örneğin işte olan kıpırdanmadan bahsettiniz. Bütün bunları böyle alt alta koyduğumuz zaman Türkiye'nin hani jeopolitik konumu, işte siyasi ilişkileri hepsini göz önünde bulundurunca biraz böyle son dönemde sanki örneğin işte son G20 zirvesinde bu Hindistan'ın koridor çalışmasıyla beraber gündeme geldi. Biraz böyle hani artık ticaret savaşları değil ama sizin yazınızda da belirtmiş olduğunuz gibi koridor savaşlarını mı konuşmaya başlayacağız? Evet. Tam olarak oradaki dinamikler nasıl? Ya benim bulunduğum yerden gördüğümü sandığım şey dünyanın bir dönüşümde olduğu. Değişimi bilerek seçmiyorum. Çünkü değişim biraz daha suyun üstünde kalan kısmı. Dönüşüm biraz daha dipte olan bir şey. Bu ticarette de, ihracatta da, sanayide de, toplumda da, sanatta da bu dönüşümün izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani çok vaktimiz kısıtlı olduğu için ticarete bakıyorsunuz. Bugün e-ticaret 2020 yılında %4-4,5 pay alırken perakende sektöründe, yani daha 3 yıl geçmeden bu ortalama dünyada %20'nin üzerine çıktı. Çin'de %30'un üzerinde. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de %25'in üzerinde. Bana öyle geliyor ki, ben bir fütürist değilim ama yakın zamanda hepimiz e-ticaretçi olacağız ve e-ticaret kavramı bile kalmayacak gibi geliyor. Tabii bunu yaparken kuşak, işte yol projelerinden, yol savaşlarından bahsettik. Dünyada bir yandan bölgesel, yani küresel ticaretten bahsediyoruz. Bir taraftan bölgesel birliktelikler oluyor. İşte buna NAFTA, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da Mercosur, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, işte RCEP, Uzak Doğu'da. Bir yandan da kuşak yol projeleri, farklı ülkelerin lanse ettiği projeler oluyor. Bunda iki tane husus önemli bence. Bir, lojistiğin önemi. Biz lojistiğin önemini pandemi zamanında tabiri caizse iliklerimize kadar hissettik. Dünya lojistiğin üzerine çok iyi çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz eğer bu
uluslararası projelerde olmak istiyorsak da, olmak istemiyorsak da ama güçlü bir üretimin, güçlü bir ihracatın olmasını istiyorsanız lojistik imkan, kabiliyet ve maliyetlerinizi geliştirmeniz lazım. Maliyetleri düşürüp imkan ve kabiliyetleri geliştirmek lazım. Bizim şu anda buradaki aşama hani hangi aşamadayız? Bana benim gördüğüm işte Türk Hava Yolları ile beraber çok iyi pozisyondayız. İşte karayollarında son 20 yılda yapılan çalışmalar güzel. Ama konvansiyonel ticarete baktığınız zaman ki bunun içinde e-commerce önemli bir yer. Bütün bu kuşak yol projelerine bakın açıklanan koridorlara. Hepsinde konvansiyonel ticaretten bahseder ama alt satırlarını okuduğunuz zaman e-ticaret ve enerjiye de atıfta bulunur. Tamam mı? Cross border diyorlar onlar daha fazla. Biz deniz ticaretinde ve demir yolu ticaretinde, lojistiğinde kendimizi geliştirmek zorundayız. Yani bu kendimiz için de gerekli. Ya bugün işte ihracat rakamlarına bakıyorsunuz. %50'sinden fazlası Marmara bölgesinde ve Marmara bölgesi deprem bölgesinde. Bakarsınız deprem kuşağında. Neden insanlar Anadolu'nun farklı bölgelerine gidemiyor? Çünkü lojistik bir tane tikeli bunun. Lojistik imkan ve kabiliyetleri. Yoksa İstanbul gibi pahalı bir yerde üretim yapmak. Yani ben Etiler'de üretim yapmaya benzetiyorum İstanbul'da. Bunun en temel nedeninden bir tanesi lojistik. Türkiye'nin bu noktada demiryolu ve deniz yolu lojistiğini de geliştirmesi gerekiyor bana sorarsınız. Eğer biz bunları geliştirirsek, bu çok tabii ekosistem. Ya bizim liman masraflarımız pahalı. Bakarsınız Türkiye'de. Türkiye'de sonrasında hani limanların da zarar görmüş olması o da biraz sekteye uğrattı. Evet. Ama benim yani Türkiye'de hani re-export neden sağlıklı şekilde olmuyor? Bakıyorsunuz Avrupa'da Hollanda, Latin Amerika'da Panama, Orta Doğu'da Dubai, Uzak Doğu'da Singapur ihracatlarının çok büyük bölümünü re-exporttan yapıyorlar. Tamam. Türkiye neden re-exportta bu kadar başarılı mı? Halbuki işte coğrafi üstünlüğü, lokasyonu çok iyi. Nedenlerinden bir tanesi bu lojistik ve liman masraflarının rakip ülkelere göre pahalılığı. Eğer biz buralarda iyileştirmeler yaparsak aslında üretimin yanında re-exportla, transit ihracatla bunu yapabiliyoruz. İşte dünyada açıklanan, Dünya Bankası'nın açıkladığı lojistik performans endeksi diye bir endeks var. Türkiye 38. idi, 42. sıraya düştü. Yani yabancı yatırımcı bile bir ülkede yatırım yaparken bu endekslere bakarak yapıyor. Özetleyecek olursak bizim bu konuda ilerleyecek, almamız gereken çok yol var. Yani lojistik dünyanın tarihsel perspektiften baktığınız zaman bile çok önemli. Yani eskiden padişahlar şehrin güvenliğinden çok bu yolların güvenliğine, ticaret yollarının güvenliğine önem verirlermiş. Ticaret yolları nereden geçtiyse de zenginlik tarih boyu hep buralarda olmuştur. O yüzden Türkiye'nin bence faiz, kur, enflasyon sarmalından çıkarak bu temel konuları, daha dipte olan konuları konuşması, üzerine kültürel kamuoyunda tartışması önemli diye düşünüyorum. Evet, yani bunları zaten hani mesela şu anda yeni ekonomi yönetimine konuştuğumuz bugünlerde siz yani bu sarmaldan çıktığımızı düşünüyor musunuz? Yoksa yine hala oradan çıkmak için yolumuz var mı? Ya yani şöyle, en azından ümidimiz var bana sorarsanız. Yani yeni ekonomi, yani 21. yüzyılda insanların en temel ihtiyacı güven. Evet. En azından uygulanan politikalarla, hem Merkez Bankası hem Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı politikalarla, evet kemeri sıksak da, bazı acı reçeteleri içsek de en azından güven duyuyoruz yarının daha iyi olabileceğine. Ama tabii bu 10 yılın 20 yılın da sorunu değil. Yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman bizim ekonomide ana eksen konuştuğumuz konular kur, faiz, enflasyon, belki yanına işsizliği koyarız. Hani Türkiye'de bence hem iş dünyasının kurmay zekaları diyorum ben. Yani bu sarmaldan bir şekilde çıkıp belli bir süre belki görmez. Tabii ki bu önemli bir konu. Ama bizim temelde işte sanayicinin yer problemine, işte lojistik problemine, işte liman masraflarında yani birçok konu var tartışacağımız. Ama bu sarmaldan çıkamadığımız için bu temel konuları çok fazlasıyla eğilemiyoruz. Evet. Bakalım ne olacak? Yani bu dediğiniz gibi yani bilinç bir şekilde var ama bunlar hayata geçebilecek mi geçmeyecek mi yakından takip edeceğimiz gelişmeler ama umutluyuz diyorsunuz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Vermiş ederim. Olduğunuz kıymetli bilgiler için Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder bizimle beraberdi. Fokus programında böylelikle biz programımızı da noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.